Bak işte ben boşuna sevmiyorum bu kadını ya. Sen gideceksin, onun aşkını anlatacaksın, o da sana yardımcı olmayacak ha. Ya olur mu öyle şey ya? Sağ olsun, sağ olsun. İkna oldu herhalde Sinan'ı ne kadar çok sevdiğimi. Tabii ki canım. Ya bak bakma sen, onlar böyle Başak'la bir tatsızlık yaşadılar ama benim ablam gerçekten melek gibi bir kadın ya. Melek, melek. Anladım, anladım Bülent'ciğim. Gerçekten öyle. Canım. Petitum, kolay gelsin. Kaybolacak bugünü mü buldun abi? E geldik işte. Siz beraber miydiniz ya? Yo. Kapıda denk geldim ya, Pelin'e yardıma gelmiş, bir şey yok. Ben de böyle bir organizasyon olduğunu duyunca, tabii burada böyle uzun bir staj dönemi geçirdiğim için yardım edeyim dedim. İyi madem. Serkan'a söyleyin de size iş versin. Kızlar da gelecek. Oo, o zaman bana bir iş kalmadı abi, ben gideyim. Ne yapacağım burada durup? Senin işin biz çalışırken ortalıklarda dolanıp soğuk espriler yapmak olsun Bülent'ciğim. Ay diyene de bak. Şu balıklara espri yapsa dondurucuya gerek kalmaz. Gıcık. Eksik kal bir ya. Ya bir yerden de eksik kal. Ama öyle yapmakla etmekle olmaz. Hadi bakalım. Marş marş. Baş üstüne şefim. Hadi bakalım. Ne yaptı? Kabul etti mi? Etmedi. Parayla ölçülemezmiş beyefendinin aşkı. Aa, para mı teklif ettin? Evet. Bunların durumu kötüymüş. Lokantayı çekip çevirmekte zorluk çekiyorlarmış. Ben de para teklif ettim bıraksın kızı diye. Ay bir rahmetli Hulusi Kentmenliğin eksikti. Onu da yaptın Rıza. Delirtme beni. Başka şey gelmedi aklıma. Onu yaptım. Ne yapayım? E o zaman herhalde cimrilik yaptın. Az para falan mı teklif ettin? Ne yaptın? Ne? Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin, sakin. Öyle de buğday öğütülür. Öyle değil, böyle değil. Nasıl o zaman? Böyle. Tut bakalım şunu. Burada. Burada tut. Birazcık ye. Sinancığım bir baksan belki önemlidir dedim. Sağ ol. Sen niye döndün o Hindistan'dan? Niye? Ya o kadar gidip bir tifo bir verem olunmaz mı? Ya gideceğim dese kuruşuna kadar ben veririm. Hatırlarsın. Üzerine içki döktüğün kadın. Aa Sinan şey yap, selam söyle. Ya da dur hiçbir şey söyleme. Ya da... Merhabalar, nasılsınız? Tabii, sevindim. Sevinmez olur muyum? Daha bugün restoranda büyük bir organizasyon var. Sağ olun, sağ olun. Elimize yüzümüze bulaştırmamaya çalışıyoruz. Tabii. Haberleşiriz. Sağ olun, görüşmek üzere. Ne diyor? Ben şimdi anlamadım. Kim geliyormuş? Serkan. Gri diket dediler ya. Ya anladım da onun kim olduğunu anlamadım. Serkan zaten onun kim olduğunu anlasan sevinçten topukların bir yerine vuruyordu şimdi. Allah Allah. Dünyaca ünlü bir blogger Serkancığım. Ya şef inanamıyorum, iyi ki kazanmışsın yarışmayı ya. Ya ama siz öyle peşin gaza gelmeyin tamam mı? Çok sevinmeyin. Bak gözünüz kulağınız her yerde olsun. Bir çalışıyorsanız 10 çalışın. Eğer bu blogger efendiyi memnun edebilirsek hepinize benden bir gün kafa izni be. Hadi bakalım. Bu adam yükselmemize vesile olabilir. O yüzden onu iyi ağırlamak hepimizin faydasına. Aynen öyle. Bak normal bir müşteriye 3 birim ilgi gösteriyorsanız bunu 10 birim, 20 birim, 30 birim yüklerin bu adama. Dayayın bu adama yani, tamam mı? Anlaşıldı Bülent abi, tamamdır. Anlaşılmadı Bülent abisi. Nasılsanız öyle davranmaya devam edin. Bülent şaka yapıyor. Ben hepinize güveniyorum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.